أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جملة هوش geldiniz. Bu ikinci dönemin ilk semineri olmasa sebebiyle derse başlamadan önce bir iki noktayı sizin ve kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. Bunlardan birincisi, biliyorsunuz yakın bir geçmişte birkaç gün önce İsrail Filistin'de minarelerde sesli olarak ezan okunmasını yasakladı. Bu uygulama en az Filistin İslam toprağının işgali kadar alçaltıcıdır, tahkir edicidir. Bu uygulamanın Müslüman ülkeler tarafından, Müslüman ülkelerin idarecileri tarafından mutlak surette en etkin biçimde kınanması, telin edilmesi ve bu kararın geri alınması için hangi zeminde ne yapılması gerekiyorsa onun yapılması her birimiz üzerine bir vazifedir, bir vecibedir. Sonuç getirici şeyler yapmak kastettiğim budur. Kırmaktan, dökmekten, bağırmaktan, çağırmaktan bahsetmiyorum. Sonuç getirici şeyler yapmak lazım. Sivil toplum örgütleri vasıtasıyla İsrail'i destekleyen ne kadar kuruluş, örgüt, firma, kişi varsa hepsine karşı etkin bir boykot uygulamak lazım. Mesela toplum olarak bunu yapabiliriz. İsrail'i destekleyen ne kadar kişi, kurum, kuruluş varsa bunların tamamını boykot listesine alıp yüksek perdeden bunların tamamıyla ilgili keskin bir tavır koymak lazım. Bunu da ifade etmek lazım. Adına İslami medya denen medya organlarımızın bu konuda televizyonuyla, radyosuyla, gazetesiyle, dergisiyle, internet medyasıyla bu konuda ısrarlı bir takip içinde olması lazım. Uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarımız, teşkilatlarımız, kamu kurumlarımız, sivil toplum örgütlerimiz de seslerini yükseltmeli. Bu tahkir edici, bu küçültücü, alçaltıcı ve alçakça uygulamanın durdurulması, sona erdirilmesi, bu kararın geri alınması için ellerinden geleni yapmalıdırlar. İkinci husus, biliyorsunuz gene geçtiğimiz birkaç gün önce hükümetimiz bir karar aldı. Çalışan annelerin çocuklarına bakan büyük annelere maaş verecekler. Bu görünüşte iyi bir şey. Çocuk bakıcılara zaten çalışan anneler çocukları için bir para ödüyorlardı. Bu para başkasına gitmeyecek, büyük anneye gidecek. Görünüşte iyi bir şey. Ama aslında asla ve asla akıbetinin çok iyi düşünüldüğünü düşünmediğim, akıbetinin çok tehlikeli gelişmelere müncer olacağını düşündüğüm bir uygulama. İnsanların ekonomik durumlarını, özellikle çalışan annelerin, onların çocuklarına bakan büyük annelerin ya da başkalarının ekonomik durumunu düzeltmek, tek başına aile kurumu hakkında alınması gereken tedbirlerle ilgili, aile kurumunun yaşatılması, tahkim edilmesiyle ilgili atılması gereken adımlarla alakalı tek başına büyük bir darbedir. Çünkü daha önce de birkaç kere söyledik. Aile
Müslüman toplumunun temelidir. Müslüman toplumun temelidir. Bizim toplumumuzun da tabiatıyla temelidir. Yapılması gereken iş aileyi tahkim etmektir. Ailenin temeli, ailenin temel direği anne olduğuna göre yapılması gereken anneyi aile içerisinde, çoluk çocuğunun başında, eşinin yanında tahkim etmek, takviye etmek, güçlendirmek. Yapılması gereken budur. Bunun ekonomik olarak da nasıl bir mantık üzerine oturtulduğunu ben doğrusu anlayabilmiş değilim. Çalışan annelere epeyce bir imkan tanındı. Çocuk dünyaya geldiği zaman zannediyorum 6 ay mı 1 sene mi anne çalışmayabiliyor. Ücretli, izinli sayılıyor. Arkasından süt emzirme izinleri alıyor. Burada da gene ücretinden bir kesinti yapılmıyor. Buna benzer daha bir takım tedbirler var. Bu devletin kesesinden gidiyor. Şimdi bakıcıya, bakıcı büyük anneye verilen ücreti de bunun üzerine katalım. O büyük anne eğer sosyal güvenceye sahip değilse sosyal güvenceye de kavuşturuluyor. Bunun da bir maliyeti var ekonomik olarak. Dolayısıyla bunları toplayıp üst üste koyduğumuzda acaba devlet bunu yapacağına anneyi evde çoluk çocuğunun başında tutarak buna bir maaş bağlasa niye bunu yapmıyor da bunu yapıyor diye sormaktan kendimizi alamıyoruz. Ekonomik olarak bunun öbüründen çok fazla bir külfeti yok. Anneye her doğurduğu çocuk başına artacak şekilde bir maaş bağlayın. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu teşvik ediyor. En az 3 çocuk diyor. Ne güzel. Doğurduğu her çocuk için anneye artan oranlı bir maaş bağlayın. Anneyi evine bağlayın. Evinden kopartmayın. Çoluk çocuğunun başında, eşinin yanında olsun. Bunları niye yapıyorlar? Doğrusu muhafazakar, kendisini muhafazakar olarak ifade eden bir siyasi hareketin bunun encamını, akıbetini, uzun vadede neler getireceğini düşünüp planladığına dair bende ciddi bir kuşku var. Hakikaten düşünülmüş müdür? Uzun vadede aileyi nereye götürür bu iş? Yani çocuğa yabancı birisi bakmasın, büyük anne baksın. Bu aileyi tahkim eden bir şey değil ki. Siz birinci planda aileyi tahkim etmelisiniz. Çünkü onu kaybettiğiniz zaman onun yerine ikame edebileceğiniz bir müessese yok. Bir taraftan bu milletin kültürünü, inancını, değerlerini önemsediğimizi söylüyoruz. Bunlarla ilgili tedbirler alıyoruz. Yapılan güzel işler var, bunu da söyleyelim. Hep eksileri, hep olumsuzları dile getirmiş adam olmayalım. Bunlar biliyoruz, güzel şeyler ama öyle adımlar atılıyor ki bu güzel şeylerin yanında öyle işler yapılıyor ki bunun mantığını anlamak ve bu ikisini bir yerde bir bağlam içinde, bir cümle içinde anlamlandırmak bize imkansız geliyor. Dolayısıyla doğru bildiğimizi ifade etmek adına bunu söylemeyi bir iman borcu, bir vicdan borcu biliyoruz. Bu türlü uyarılarımızı, bu türlü ikazlarımızı, bu türlü rezervlerimizi hiç kimse hükümet aleyhtarı, devlet, millet, ümmet düşmanı çevrelerin ekmeğine yağ sürmek olarak da anlamasın. Böyle takdim edilmesine de rızamız yoktur. Birileri bunu alıp manipüle edecek diye doğru bildiğimizi söylemekten vazgeçersek bunun hesabını veremeyiz. Efendim işte falancılar da böyle söylüyor, filancılar da böyle söylüyor. Siz de böyle söylüyorsanız onların ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Şimdi bunları söylemenin sırası değil. Türkiye çok bıçak sırtı bir süreçten geçiyor. Bu süreçte hükümeti yıpratmaktan, yıpratan şeyler yapmaktan uzak durmak lazım. Tamam, güzel. Hükümeti destekleyelim. Ben açık ve net söyleyeyim burada. Bu yakında yapılacak olan kamuoyu yoklamasında da evet diyeceğim. Bu başka bir şey. Ama yanlış bildiklerimizi, yanlış doğru bildiklerimizi doğru olarak söylemek de bizim vazifemiz. Bundan da kimse farklı bir netice çıkartmasın.
Evet. Ve son husus, bir karikatür dergisi İslam'ın aziz peygamberlerinden biriyle ilgili çok ahlaksız, terbiyesiz, seviyesiz bir karikatür yapmış. Efendim, bunu elin gavuru yaptığı zaman kanımıza dokunuyor. Bizim gavurumuz yaptığı zaman da kanımıza dokunuyor, dokunmalıdır. Charlie Hebdo'ya gösterdiğimiz tepkiyi Gırgır dergisine de göstermemiz lazım. Bu Müslüman mahallesinde salyangoz satmaktır. Bu insanlar, bu çevreler alışmışlar Müslüman mahallesinde Müslümanları dövmeye. Efendim, Müslümanların bunlara karşı da edeplerini, seviyelerini, ciddiyet ve vakarlarını zedelemeden tepkilerini koyması lazım. Bunların da bu işe alışması lazım. Bu mahalle Müslüman mahallesi. Salyangoz satacaksanız, yiyecekseniz gidin kendi hanelerinizde, kendi mahallelerinizde yapın bunu. Müslüman bir mahallede, Müslüman bir ülkede bunların yapılmaması gerektiğine alışmanız lazım. Evet. Bunları söyledikten sonra dersimize geçelim. Mişkatül Mesabih'in Kitab-ı Tahare bahsinin sivak, misvak kullanımıyla ilgili babındaki birinci fasıl hadislerini geçtiğimiz dönemin son haftalarında okumuştuk. İkinci fasla gelmiştik ve orada kalmıştık. Oradan kaldığımız yerden inşallah devam edelim. 376 numaralı hadis. İnşallah teselsülde bir problem yoktur. An Aişete radıyallahu anha kâlet. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Es-sivâku matharatun lil-femi ve mardatun lir-rabbi. Ravahu Şafiiyyu ve Ahmedu ve Darimiyyu ve Nesaiyyu ve Raval Buhariyyu fi sahihihi bila isnadin. Evet, İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel, İmam Darimi, Nesai bu rivayeti senetli olarak nakletmişler. İmam Buhari de isnatsız olarak, senetsiz olarak, muallak olarak yani nakletmiş sahihinde. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden demiş ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: Es-sivâku matharatun lil-fem. Bu mathara kelimesinin nasıl anlaşılabileceği konusunda üç ihtimal söz konusu. Merdat için de aynı şey söz konusu. Birincisi, bu kelimeler mümli mastar olabilir. Dolayısıyla anlam şöyle olur: misvak, ağzın temizlenmesi ve Rabbin rızasının kazanılmasıdır. Yani bunları sağlar demek olur. Oraya çıkar kapı. İkinci ihtimal, bunlar ismi fail olabilir. Misvak, ağzı temizleyen ve Rabbin rızasını kazandıran, Rabbi razı kılan bir şeydir. Öyle de anlaşılabilir. Üçüncüsü, ismi mef'ul olabilir. Ağzın temizlenmiş olması ve Rabbin razı olduğu şey. Anlam aşağı yukarı böyle olur, bu ihtimal söz konusu olduğunda. Veya toparlayacak olursak, bütün bu ihtimalleri, okuma biçimlerini de dikkate alarak toparlayacak olursak şöyle diyebiliriz: misvaklanmakta ağzın temizliği ve Rabbin rızası vardır. Böyle dersek Allahu alem bütün anlamları ifade etmiş oluruz yaklaşık olarak.
Hadis-i şeriflerde bu tarz anlatımlar, böyle çok vecihli anlatımlar var. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi. Mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz innel velede mebhaletun mecbenetun buyurmuş. Mebhaletun mecbenetun. Çocuk insanı cimriliğe ve efendim ürkekliğe iter. Yani çocuk sahibi olduğunda insan, ya bunu nasıl yetiştireceğim, bunun rızkını nasıl temin edeceğim, bunu Allah'ın rızasına uygun yetiştirebilecek miyim diye endişe eder. Tabii ki bu endişe kişiyi çocuk sahibi olmaktan alıkoymamalıdır. Hadis-i şerifin esas meselemiz bu olmadığı için çok üzerinde durmayacağım. Ama hadis-i şeriflerde böyle kullanımlar var. Keza İmam İbn-i Mace enteresan bulduğum bir hadis nakletmiş. Senedini zayıf bulmuş ulema ama manası doğrudur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ma hakkul valideyni ala veledihima diye sormuşlar. Ana babanın çocukları üzerindeki hakkı nedir? Efendimiz de buyurmuş ki huma cennetuke ve naruke. Onlar senin cennetin ve cehennemindir. Onları razı kılarsan, onlara karşı vazifelerini yerine getirirsen cenneti garanti edersin. Karşılığı cennettir. Onların gazabını, hoşnutsuzluğunu alırsan, onları kırar dökersen bu da senin cehennemin olur, seni cehenneme götürür. Burada da benzer bir ifade tarzı var yani. Dolayısıyla bu bir zenginliktir. Bu ifade tarzları bize Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin cevamı ülkelim olma vasfını da aynı zamanda anlatıyor. Demek ki biz misvak kullanmakla sadece ağzımızı temizlemiş olmuyoruz. Aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın rızasını da celbeden bir fiil yapıyoruz. Diş fırçalamaktan belki de misvakı farklı kılan, misvaklanmayı farklı kılan şey belki de budur. Bu özellikle misvak kullanmak için birkaç seminerdir üzerinde duruyoruz. Diş temizliği bakımından bu ikisi aynı olabilir ama misvak eşittir diş fırçası demeyi de çok doğru bulmuyoruz. Bir şey daha var burada. O özelliği, o inceliği atlamayalım. Misvak kullanımı söz konusu olduğunda biz diş temizliği anlıyoruz. Ama burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ağız temizliğinden bahsediyor. Yani misvak sadece dişleri değil, ağzı da temizleyen bir araçtır. Rivayetlerden biliyoruz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz misvakla ağzın içini, dilinin ta arka kısımlarını bile temizlerdi. Sahabeden biri diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir gün misvaklandığını gördüm. Ağzını temizliyordu ve yapıyordu. Aynen bu tabir var hadis-i şerifte. Yaparmış Efendimiz. Yani demek ki midesi kalkacak gibi oluyor. Ta dilinin köküne kadar demek ki misvakla bir temizlik işi yapıyor Efendimiz ağzında. Sadece diş temizliği değil, dil temizliğidir, damak temizliğidir. Bunu da ifade etmiş olalım. (gülüyor) 377 numaralı hadis. Ha burada bir meseleyi daha dikkatinize sunayım. İmam Buhari bunu muallak olarak rivayet etmiştir dedik. İmam Buhari'nin muallak olarak yani senetsiz olarak bilhassa bab başlıklarında böyle hadisler koyduğunu biliyoruz. Ulemanın yaptığı araştırma ortaya koyuyor ki İmam Buhari'nin bu şekilde senetsiz olarak bab başlığına koyduğu ve cezm sigasıyla verdiği muallak rivayetlerin tamamı sahihtir. Yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, dedi ki
şeklinde cezim sigası. Yani kesinlik ifade eden bir tip. Ama ruviye nukile kile gibi temriz sigası diyoruz bunlara da. Söylendiğine göre, nakledildiğine göre, rivayet edildiğine göre gibi bir temriz sigası kullandığında bunların senet olarak sahih olmayabileceğini de söylemiş olalım. Bu rivayetimizi İmam Bukhari cezim sigasıyla vermiş. Zaten diğer imamların naklinden de bunun sahih bir rivayet olduğunu anlamak çok zor değil. ...377 numaralı rivayet. Ve an Ebi Eyyube radıyallahu anhu kal... ...kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...erba'un min sünenil murselin... ...el hayâ'u... ...ve yurva el khitânu... ...ve ta'atturu ve sivâku ve nikâh... ...revâhu ettirmidiyyü. İmam Tirmizi rahimahullah nakletmiş, Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh hazretleri nakletmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş ki şu dört şey Rasullerin sünnetlerindendir. El-Haya'u, haya ve yurva el-Hitanu, bu haya yerine hitan kelimesi de rivayet edilmiş bazı varyantlarda. Ve taatturu, güzel koku sürünmek. Ve sivaku, sivak, misvak, misvaklanmak. Ve nikahu, nikahlanmak, evlenmek. Burada sayılan şeyler arkadaşlar, peygamberlerin kavlen ve fiilen yaptığı ve yapılmasını teşvik ettiği şeylerdir. Dolayısıyla onların sünnetleri, adetleri, efendim, tutumları, davranışları olarak anlaşılabilir. Bu hususlar üzerinde kısaca duralım. El-Haya'u. Biliyorsunuz el-haya'u minel iman buyurmuş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Buradaki haya utangaçlık değildir. Yani herkesin fıtratında, fıtratı bozulmamış herkeste bir utanma duygusu vardır. Edep yerinin açılmasından haya eder, utanır, bundan sakınır. Efendim, bir kusurunun, bir ayıbının başkaları tarafından bilinmesinden utanır, mahcup olur. Burada kastedilen bu değil. Bu çünkü cibilli bir şeydir. Herkeste aşağı yukarı vardır. Yaratılıştan gelen fıtri bir şeydir. Burada kastedilen haya ise özellikle insanlara karşı, münhasıran insanlara karşı değil, Cenab-ı Hakk'a karşı da hissedilmesi gereken hayadır. Mesela hiç kimse yokken evde, diyelim ki banyoda, Selefi Salihinin de adeti buydu, büyük imamlarımızın da adeti buydu, Allah dostlarının da adeti buydu. Banyoda olsalar bile çırılçıplak olmazlardı mesela. Mutlaka bir peştemalle, bir havluyla, bir bornozla sarılırlardı. Banyo yaptıkları zaman bile o çıplaklık halini asgariye indirmek için küçülerek, büzülerek, oturarak yaparlardı. Dolayısıyla o hali, çıplak olması insanın banyo yapmak gibi durumlarda kaçınılmaz bir şeydir. Ama o hali mümkün olduğunca kısa tutup hemen örtünmek. İşte burada kastedilen haya'nın bir örneği budur. Biz buna genel olarak şer-i şerifin kerih gördüğü, çirkin gördüğü şeylerden kaçınmak anlamı verebiliriz. Her ne olursa olsun bunun içine girer. Şer-i şerifin mekruh bulduğu, kerih bulduğu her ne varsa bunlardan kaçınmak ve mürüvvete aykırı hareket etmemek.
Bunları haya kavramı içerisinde düşünürsek tam peygamberlerden nakledilen, onlara da yaraşan, onların da şanına layık olan bir tutum, bir davranış olarak zihnimize yerleştirebiliriz. Çirkin söz de böyledir mesela. Peygamberlerin ağzından hiç çirkin söz çıkmaz. Büyük insanların ağzından da çirkin söz çıkmaz. Bu da hayaya dahildir. Evet. Rivayetimizde haya yerine efendim hitan kelimesinin kullanıldığını bazı varyantlarda gördük, söyledik. Sünnet demektir. Efendim peygamberlerden gelen bir şeydir bu da. Peygamberlerin uyguladığı, uygulattığı bir şeydir. Bir icraattır. Bir sünnettir. Efendim. İmam Torpeşti'nin bir kitabında şu nakil var. Diyor ki: "Vakat vecettu fi ba'di kutubi ehlil ilmi bir rivayeti." Rivayet konusunda alim bir kimsenin kitabında şöyle bir nakil gördüm diyor. Peygamberlerden 14 kişi mahtun olarak doğmuştur. Yani sünnetli olarak doğmuştur. Bunlar Adem, Şit, Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayb, Yusuf, Musa, İsa, Süleyman, Zekeriya, efendim Ashab-ı Resim peygamberi Hanzala bin Safvan ve Nebiyyuna Muhammed aleyhimussalatu vesselam. Böyle bir nakil yapmış İmam Torpeşti. Bazı başka kitaplarda da görüyoruz bu nakli. Ancak Hafız Zehebi gibi rivayet ve nakil konusunda otorite olan alimler burada aleyhissalatü vesselam Efendimizin zikredilmesine itiraz etmişler. Çünkü Efendimizin sünnetli doğduğuna dair rivayetler var ama doğduğu günün 7. gününde, doğumunun 7. gününde dedesi Abdülmuttalip tarafından sünnet edildiğini anlatan rivayetler de var. Dolayısıyla bunları sahih bulmuşlar. Diğerlerine nazaran bunlar daha sahih demişler. Ve onu tercih etmişler. Allahu alem. Bu hıtan mevzusu açılmışken bir iki ufak noktaya da değinelim. Erkek çocukların sünnet edilmesi arkadaşlar Hanefi mezhebine göre sünnet, diğer bazı mezheplere göre vacip. Kız çocukların sünneti konusunda da biliyorsunuz epeyce bir tartışmalar var. Hanefilere göre fazilet, Malikilere göre mendup, Şafii ve Hanbelilere göre vacip olduğunu söylüyor kaynaklarımız. Bu nedir arkadaşlar? Biliyorsunuz çok istismar edildi. Etrafında çok gürültü kopartıldı. Laikçi kesimleri bir tarafa koyalım. Modernist Müslümanlar bile bu konuda mangalda kül bırakmıyorlar. Hala böyledir. Çok istismar ederler. Bu Arap örfüdür, çirkin bir şeydir, iğrenç bir şeydir. İşte kız çocuklarına işkencedir vesairedir. Yani erkek çocukların sünnetine bu kadar itiraz etmiyorlar. Bu enteresan bir şeydir. Aslında erkek çocukların, yani bir acı vermesi bakımından erkek çocukların kız çocuklarından bir farkı yok. Onlara da bir acı veriyor, bir ağrısı var. Gerçi şimdi modern teknikler var. Bunun acısını, ağrısını, efendim risklerini asgariye indirmek artık mümkün. Fakat buna rağmen erkek çocukların sünnetine değil, kız çocukların sünnetine itiraz ederler. İlla kız çocukları sünnet edilsin demiyoruz tabii ama. Burada bir kategorik alerji var gibi sanki. Arap örfüdür vesairedir diye. Arap örfü olabilir. Bu Arap örfü olması bunun tek başına kötü bir şey olduğunu anlatmaz.
bütün Arap örfleri kötü müdür? Hayır. Kaldı ki Arap olmayan başka pek çok ırkta, kültürde, medeniyette de kız çocuklarının sünnet edildiğini biliyoruz. Efendim. YouTube'a bir girdiğinizde facia videolarıyla karşılaşıyorsunuz. Takdimler böyle. İşte kız çocuklarının sünnet faciası, işte bilmem cinayet vesaire falan. Böyle bir şey var. Oluşturulmuş, kurgulanmış bir hassasiyet var. Mesele çok büyütülecek bir mesele değil aslında. Erkek çocuklar için neyse kız çocukları için de odur. Ha şöyle bir şey var. Bir kısım kültürlerde, mesela Somali'de vesairede bildiğim kadarıyla kız çocuklarının sünneti konusunda mevcut üç uygulamanın en acı vereni, en kapsamlı olanı diyelim uygulanıyor. Kastedilen buysa evet bunun yapılması çok gerekli bir şey değil. Çok acı veriyor, ağrı veriyor, sıhhate bir faydası yok, yapılan kişiye bir faydası yok. Kültürel bir şey. Bazı zenci kabileleri televizyonda bir belgeselde görmüştüm. Kadınlar boyunlarına böyle küçük yaştan itibaren halkalar takıyorlar. Büyüdükçe o halkaların adedi de büyüyor. Kadın büyüdükçe, yaşı ilerledikçe boynu uzuyor böyle. Kafası küçülüyor. Burasındaki halka ne kadar fazlaysa adet olarak o kadar itibar sağlarmış kadına. Bir kültürdür ama hani... İnsana bir faydası var mı? Bir estetik özelliği var mı diye baktığınızda yok, hayır. Ha bu dediğimiz üçüncü kategorideki çok şumullü, çok genelli efendim fizik görüntüyü bile bozan, tahrir eden bu üçüncü sünnet türünün yapılması çok gerekli değil. Ama internette bu tür şeylerin detaylı anlatımları var. Bu konuyla ilgili yazılmış bilimsel kitaplar var. Bunlara ulaşmak mümkün. Baktığınızda aynen erkeklerde olduğu gibi kızlarda da bir fazlalığın alınması şeklinde uygulanan bir sünnet tarzı var. Bu acı veren bir şey de değil efendim. Fıtratı tahrir eden, bozan bir şey de değil. Sağlığa sıhhate zararlı da değil. Tam tersine faydalı olduğu tecrübe edilmiş bir şey. Bu yapılırsa mesele kalmaz. Acı da verilmez, istismar da ortadan kalkar. Ama bizim kültürümüzde kız çocuklarının sünnet edilmesi yoktur. Bir kimse kız çocuğunu sünnet ettirmezse kınanmaz, yerilmez, ayıplanmaz. Böyle yapmak doğru değil. Ama yapanların da niye yaptığını, bunun arka planının ne olduğunu, sıhhi durumunu vesaireyi de bilmekte fayda var. Evet, rivayetimizde bu hitan kelimesinin haya kelimesi yerine nakledildiğini bazı varyantlarda görmüştük. Başka bazı varyantlarda bu kelimenin yerine el-hana kelimesi nakledilmiş ki kına demektir. Efendim, fakat bu kelimenin nakledilmesi gayri sahihtir demiş alimlerimiz. Bu hana kelimesi başka rivayetler tarafından desteklenmiş sahih bir rivayetin içinde geçmiyor. Kaldı ki ulema erkeklerin özellikle ellerine kına yakmasının haram olduğunu söylemişler. Düğünlerde falan, nişanlarda bizde de bazen görürüz. Erkeklerin avuçlarına da kına yakarlar. Bu haramdır. Çünkü kadınlara benzemek anlamı var burada. Ele kına yakmak kadınlara mahsus bir uygulamadır. Kadınlar için övülmüş, teşvik edilmiş bir şeydir. Ama erkeklerin ellerine kına yakmasının haram olduğunu ulema söylemiş. Erkekler saç ve sakallarına kına yakarlar. Özellikle ağardığı zaman, bembeyaz olduğu zaman saç ve sakallarına kına yakarlar. Bu teşvik edilmiştir, sünnettir. Bizim kültürümüzde yoktur ama gidin Hindistan'a mesela, Pakistan'a. Orada kırmızı kırmızı sakallı insanlar görürsünüz.
bu algı şey yapmasın. Yani gözümüzün alıştığı şeyler, gözümüzün alışmadığı şeylerle çatışınca buradan bir İslami hüküm çıkarmayalım. Onun hükmü başkadır. Bizim alışkanlıklarımızla o hüküm değişmez. Bunu da akılda tutmakta fayda var. Kaldı ki rivayet kitaplarımızda belirtildiğine göre geçmiş peygamberlerde saç ve sakalın kınalanması diye bir uygulama da yok demiş alimler. Dolayısıyla Efendimiz'e mahsus bu uygulamanın bu rivayet içerisinde yer alması çok da doğru değil. Taattur rivayetimizde yer alan diğer bir husus peygamberlerin sünnetleri olarak koku sürünmek, kokulanmak demektir. Elbiseye ve bedene güzel koku sürünmek sünnettir. Özellikle Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin misk süründüğü ve misk kokusunu diğer kokulara tercih ettiğini biliyoruz. Bu çok pahalı bir koku. Günümüzde misk adı altında satılan sentetik kokularla bunu birbirine karıştırmamak lazım. Bu kokunun en eftali, en pahalısı, en muteberi Kuzey Yarımküre'de özellikle işte Tibet, Moğolistan o civarda yaşayan bir tür geyiğin bedeninden çıkan bir kokuymuş bu. Efendim, bağırsaklarının idrar torbasına bitiştiği yerde mi yoksa buna benzer bir mevkide zannediyorum bir kesenin içinde bulunurmuş bu. Bazen bu hayvan kayalıklara vesaireye, ağaçlara kaşınmak için sürtündüğünde o koku oraya da sıvı halinde sirayet edermiş. Sonra orada kururmuş. Bunun o hayvanın o keseyi terk ettiği, oraya bıraktığı şeklinde anlaşıldığını söylüyor bazı İslam alimleri. Bu doğru değil diyorlar. Hayvan o keseyi oraya bırakmaz. Sürtünmeden dolayı o kesenin içindeki güzel kokulu sıvı oraya sirayet eder ve orada atmosfer şartlarıyla kurur, bir kitle oluşur. O kitle çok güzel kokar. En makbulü budur diyorlar miskin. Onun dışında Çin'de vesairede de olurmuş bu ama oradaki doğal yapı, bitki örtüsü vesaire Tibet'teki, Moğolistan'daki gibi olmadığından aynı zevki, aynı güzelliği vermiyormuş. Bildiğiniz gibi bir kısım hadislerde ve hatta ayetlerde de misk kokusu övülmüş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kokuyu sürünmeyi çok severmiş. Ondan kalma bir sünnet olarak bize, demek ki bütün diğer peygamberler de güzel koku sürünürmüş. Güzel koku sürünmek erkek için sünnet. Şimdi modern zamanlarda erkeklerimiz bunu terk etti, kadınlarımız yapıyor. Ama kadınların yapması da haramdır. Özellikle toplum içine çıktıklarında erkeklerin dikkatini çekecek biçimde efendim koku sürünmeleri haramdır. Sürünecekse evinin içinde eşine karşı sürünsün. Bunda bir beis yok. Hatta bu teşvik edilmiştir. Ama dışarı çıkarken insanların dikkatini çekecek şekilde, İnsanların burnunun direğini kıracak şekilde koku sürünürse bayanlar, hanımlar bu haram olur. Hatta günaha teşvik olduğu için hürmetinin katmerli olmasından korkulur. Ha, hanımlar dışarı çıkarken pis mi koksunlar? Tabii ki pis kokmasınlar ama temizliğe riayet etmek suretiyle azami seviyede bu sakınca aşılabilir, giderilebilir. Yahut insanların dikkatini çekmeyecek şekilde yapmaları en fazla tolere edilebilir ama bunun ötesine geçen şey haramdır, sakındırılmalıdır. Ve nihayet rivayetimizde yer alan
Son husus nikah. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bunu çok teşvik etmiş. En nikahu sünneti ve men ragiba an sünneti fe leyse minni buyurmuş. Nikah benim sünnetimdir ve kim benim sünnetimi terk ederse benden değildir. Dolayısıyla bu diğer peygamberlerden bize kadar intikal etmiş ve yaşatılması gereken önemli bir uygulamadır. Bu arkadaşlar nikah denince burada sadece kadınla erkeğin efendim cinsel hayat, cinsel noktada hayatlarını birleştirmesini anlamak doğru değil. Bu bir bütündür. Yani bunu evlilik olarak düşünmek lazım. Evlenmek olarak düşünmek lazım. Türkçe'de hakikaten bu Türkçe'nin zenginliklerinden birisidir. Arapça'da mesela bir erkekle bir kadın evlendiğinde tezevvüc diyoruz buna. Eşleşme yani, eşlenme ya da. Ama Türkçe'de buna evlenme diyoruz. Bu eşlenmeyi çok aşan bir şeydir. Ev kurmadır. Efendim, ev kurmanın içinde aile olma vardır. Çoluk çocuk vardır. Ev kültürü vardır. Müstakil bir hayat vardır. Dolayısıyla nikah derken bütün bunları anlamak lazım. Sadece tezevvücü anlamamak lazım. Evet, içinde o da var. Belki işin rükünlerinden birisini o oluşturuyor. Ama ondan ibaret bir şey değil. Bunu bir bütün olarak düşünmek lazım. Evet. İbn Hacer el-Askalani merhum El-İfsah fi Fedailin Nikah adını verdiği bir risale yazmış. O risalede nikahın yüzü aşkın faziletinden bahsetmiş. Efendim Türkçe'ye tercüme edilse de insanımıza kazandırılsa diye aklımızdan geçiyor. Bu faslı bitirmeye iki tane kısa hadisimiz kaldı. Süremiz dolmak üzere ama onları da hızlı hızlı okuyalım. 378 numaralı rivayet. Ve an Aişete radıyallahu anha kâlet. Kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem la yerkudu min leylin ve la neharin feyestaykızu illa yetesevveku illa yetesevveku kable en yetevadda'a. Ravahu Ahmedu ve Ebu Davud'e. İmam Ahmet ve Ebu Davud rahimehumullah nakletmişler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden diyor ki validemiz, annemiz Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz la yerkudu min leylin ve la neharin feyestaykızu. Gündüz olsun gece olsun aleyhissalatü vesselam Efendimiz her uyuyup da uyandığında, her uykudan uyandığında illa yetesevveku kable en yetevaddaha, abdest almadan önce mutlaka misvaklanırdı. Gece uykusu, uykudan kalktığında teheccüd için vesaire için, gündüz uykusu kayrûleden kalktığında aleyhissalatü vesselam Efendimizin demek ki ilk işi misvaklanmak imiş. Ondan sonraki ilk işi de abdest almak imiş. Bu rivayetimiz evet misvak babında sevk edildi ama bu inceliği de burada görelim, atlamayalım. Hazreti Ayşe validemizin kullandığı ifadeden bunu çok net anlıyoruz. Abdest almadan önce uyandığında hemen misvaklanırdı. Demek ki misvaklanacağız, arkasından abdest alacağız. Sünnet olan budur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu bu şekilde yapmış. Bunun tabii hikmetlerinden bahsetmek mümkündür. Ama akla gelen ilk şey uyuyan insanın işte biyolojisindeki uykudan kaynaklanan değişim, dolayısıyla ağızda bir koku hasıl olur. Ağızdaki bu kokuyu gidermek için aleyhissalatü vesselam Efendimiz misvak kullanmıştır diyebiliriz. Yahut da
misvak Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında o kadar temel bir yer almış ki, bir sonraki rivayette bunu çok daha net olarak göreceğiz. O kadar temel bir yer almış ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş. Tıpkı abdest gibi, tıpkı namaz gibi, tıpkı oruç gibi misvak onun hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş. Dolayısıyla uyanır uyanmaz yaptığı ilk iş misvaklanmak. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vefat anını anlatırken diyor ki başı, mübarek başı göğsüme yaslanmış yaslı vaziyetteydi. Efendimiz vefat ettiği zaman Hazreti Ayşe validemizin sırasıymış, onun odasındaymış, onun hücresindeymiş. Dolayısıyla vefatı orada gerçekleşmiş ve oraya defnedilmiş. Sahabeden birisi girmiş içeriye, elinde misvak varmış. Validemiz diyor ki Efendimiz göz ucuyla misvağa baktı. Öyle ısrarlı bakınca ben anladım, misvakı istiyor. Onu senin için alayım mı ya Allah'ın Resulü dedim. Başıyla evet dedi. Aldım misvakı ondan, kendisine verdim. Ağzına sürdü, misvak biraz sert geldi herhalde. Bana verdi. Ben aldım, ağzımda yumuşattım onu. Tekrar verdim. Aldı, misvaklandı. Ondan sonra kısa bir süre sonra, çok zaman geçmedi aradan, İler Refikil Ala dedi ve ruhunu teslim etti. Son fiili bile Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin misvaklanmak olmuş. Misvak onun hayatında bu kadar merkezi bir yer tutuyormuş. Evet, son hadisimiz 379 numaralı rivayet. Ve anha ey an Aişete radıyallahu anha kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yestâku fe yu'tîni s-sivâke li eğsilehu fe ebde'u bihi fe estâku thumme eğsiluhu ve etfa'uhu ileyhi revahu Ebu Davud. İmam Ebu Davud rahimahullah nakletmiş. Validemiz diyor ki Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam Efendimiz kâne yestâku, misvaklanırdı, fe yu'tîni s-sivâke, misvakı bana verirdi, li eğsilehu, onu yıkamam için. Misvaklandıktan sonra demek ki dişlerin arasında kalan yemek artıkları vesaire filan, onun yıkanması, ki misvaklandıktan sonra misvakın yıkanması sünnettir. Bana verirdi diyor Hazreti Ayşe validemiz yıkamam için. Fe ebde'u bihi fe estâku, ben de onu alır almaz yıkamadan önce o misvakla misvaklanırdım diyor. Thumme eğsiluhu ve etfa'uhu ileyhi, sonra yıkar ve ona verirdim. Buradan anlıyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek ağzına, dişlerine, diline dokunmuş misvak ile misvaklanmak Hazreti Ayşe validemiz için çok önemli. Onu teberrük kastıyla yapıyor. Efendimizin ağzına değmiş bir şeyi benim de ağzıma değsin yıkanmadan önce, bu bir teberrük kastıdır. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kullandığı alet, araç, gereç, giysi, kıyafet, misvak vesaire konusunda sahabe-i kiramın ne kadar büyük bir hassasiyet sahibi olduğunu gösteriyor ki başka rivayetler de var. Onun teriyle ilgili, elbisesiyle ilgili, nalinleriyle ilgili, asasıyla ilgili vesaire, kılıcıyla ilgili, onların, onlarla teberrükün sahabe ve selef tarafından ne kadar önem verilen bir iş olduğunu anlatan rivayetler var. Birileri buradan yola çıkıp da ukalalık etmesin, onun sünnetini yaşayın, onun misvakını misvaklanmak, onun eşyasını kullanmak vesaire falan, onun sünneti değildir deyip de ukalalık yapmasın. Bu saygıyla ilgili bir şeydir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e olan bağlılıkla, muhabbetle daha doğrusu ilgili bir şeydir. O bunu yasaklamadığı sürece dolaylı biçimde de teşvik ediyor demektir. Saçını sakalını kestiğinde sahabe-i kirama onu dağıttırıyor.
Bunu bilinçli olarak yapıyor Efendimiz. Dolayısıyla bu da onun ona karşı duyulan muhabbetin bir göstergesidir. Ukalalık etmesin. Evet, ikinci fasıldaki rivayetlerimiz burada sona erdi. Bir ara verip inşallah ikinci bölümde tekrar burada olalım.